Lionel Messi, Cristiano Ronaldo ve Modric gibi büyük futbolcularla karşılaştırılan Arda Güler adından söz ettirmeye devam ediyor. En son Şampiyonlar Ligi kupasını kaldıran ilk Türk futbolcu olarak tarihe ismini altın harflerle yazdırdı. Bugünkü videomuzda ise göz dolduran performansıyla herkesin dikkatini çekmeyi başaran Arda Güler'in Real Madrid'deki geleceğinden bahsedeceğiz. Hepimizin de bildiği gibi Arda Güler'in Real Madrid'e transferi dünya çapında büyük yankı uyandırmış, hepimizi de gururlandırmıştı. Fakat sonrasında peş peşe yaşadığı sakatlıklar onu yeşil sahadan uzak tutmuş, beklentimizin yüksek olduğu Arda'yı bir türlü Real Madrid formasıyla izleyememiştik. Fakat doğru tedavinin ve sıkı çalışmanın ardından yıldız futbolcu eski formunu geri kazandı. Hatta eskisinden çok daha iyi bir şekilde yeşil sahalara geri döndü. Türk oyuncu Bernabeu'ya geldiğinde 62 kilogram ağırlığındaydı. Orta saha oyuncusu 9 aylık antrenmanda 8 kilo saf kas kazanmayı başardı ve şu anda 70 kilogram ağırlığında. Real Madrid formasıyla 12 maçta 6 gol kaydeden Arda önemli bir başarıya imza attı. Sadece 373 dakika süre almasına rağmen 6 gol kaydeden Arda Güler, Cristiano Ronaldo, Ronaldo Nazario, Raul ve Lionel Messi gibi önemli isimleri geride bıraktı. Arda sadece 4 maçta ilk 11'de başlamasına rağmen lig tarihindeki en hızlı 6 gol barajını aşarak dikkatleri üzerine çekti. Genç futbolcu sadece 63 dakikada bir gol atma başarısı gösterdi. Ayrıca bu performansıyla Arda Güler, Real Madrid tarihinde en kısa sürede en fazla gol atan oyuncu unvanını da elde etti. En sonsa Şampiyonlar Ligi kupasıyla başarılarını taçlandırdı ve Şampiyonlar Ligi kupasını kazanan ilk Türk futbolcu olarak kayıtlara geçti. İspanyol devinde teknik direktör Carlo Ancelotti ise maçın ardından açıklamalar yaparken Arda Güler'e de değindi. O çok genç ama çok büyük yetenek. Başarılı bir grafik çizdi. Ona güveniyoruz. Ayrıca devam eden kutlamaların en çok konuşulan anı ise Carlo Ancelotti'nin mikrofonu Arda Güler'e vermesi ve bu sırada milli futbolcumuz için övgü dolu sözler kullanmasıydı. Şimdi size çok özel birini takdim edeceğim. Çok özel bir çocuk, Arda Güler. Ancelotti'nin takdimi sonrasında meydanı dolduran taraftarlar Güler, Güler diye tempo tuttu. Gülerek sahnenin önüne gelen Arda Güler, Ancelotti'nin de hadi şeklinde ısrarları sonrası İspanyolca merhaba Madridistalar, biz bir aileyiz, her şey için teşekkürler dedi. Arda'nın sözleri sonrası taraftarlar coşarken Ancelotti de oyuncusuna sarıldı. Real Madrid'deki ilk sezonunu 3 kupayla tamamlayan ve sezon sonuna doğru süre bulup gollerini atan Arda Güler, Santiago Bernabeu'daki kutlamalarda da büyük destek aldı. Sezon bitmesine rağmen Real Madrid ve Arda Güler cephesindeki gelişmeler de devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde La Liga ve Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid, Kylian Mbappé'yi kadrosuna kattığını duyurmuştu. Los Blancos'tan yapılan açıklamada Fransız yıldızla 5 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi. Kylian Mbappé geçen sezon Paris Saint-Germain'de 48 müsabakada forma şansı buldu. Yıldız futbolcu bu mücadelelerde 44 gol kaydetti. Fransız forvet takım arkadaşlarına da 10 asist yaptı. Monaco altyapısında yetişen Kylian Mbappé 2018-2019 sezonu başında 180 milyon euro bedelle Paris Saint-Germain'e transfer olmuştu. Yıldız futbolcu son kontratını yenilemedi ve Paris'ten ayrılıp Madrid'e taşındı. Kylian Mbappé transferinin açıklanmasının ardından sosyal medya hesabı Instagram'dan duygularını paylaştı ve yıldız futbolcu şunları söyledi. Bir rüya gerçek oldu. Hayalimdeki kulübe katıldığım için çok mutluyum ve gururluyum. Şu anda ne kadar heyecanlı olduğumu kimse anlayamaz. Sizi görmek için sabırsızlanıyorum. Madridistalar, inanılmaz desteğiniz için teşekkürler. Hala Madrid. Kylian Mbappé transferiyle tüm dünyada büyük ses getiren Real Madrid'in hamlesi sonrasında gündeme A milli takımın yıldızı Arda Güler geldi. İspanyol basınından Defensa Central, Fransız yıldızın Arda Güler'in Real Madrid'e transfer olduğu gün yapılan duyurudaki beğeni sayısını aşamadığına dikkat çekti. Haberin devamında Türk incisi olarak adlandırılan Arda Güler'in 944.000 beğeniyle Real Madrid'in sosyal medyada en çok ses getiren oyuncusu olduğu belirtildi. Mbappé'nin transfer duyurusunun global boyutta henüz 855.000 beğeniye ulaştığı ve ilerleyen sürede nasıl bir seviyeye erişeceğinin ise merakla beklendiği kaydedildi.
Aslında konu sadece beğeni sayısı değil. Instagram beğenileriyle başlayan sezon başlayınca da yeşil sahaya geçecek olan rekabet asıl merak edilen konu. Her ne kadar Arda son maçlarda gösterdiği performansla Madrid'deki yerini büyük ölçüde garantilese de Mbappe'nin gelişiyle ilk 11'de yer almak için kendini çılgın bir rekabetin içinde bulacak. Peki Real Madrid'in yeni transferi Mbappe, Arda Güler hakkında ne düşünüyor? Paris Saint-Germain Villarreal maçından sonra Mbappe, Arda Güler hakkında konuşmuştu. Kylian Mbappe, Arda Güler için bu çocukta özel bir şey var. Onu oynarken gördüğümde beni hayretler içinde bıraktı, ifadelerini kullandı. Futbol eleştirmenleri ise Kylian Mbappe'nin yeni sezonda Arda Güler'le iyi bir ikili olabileceğini vurguluyor. Mbappe'nin Arda Güler'i merakla beklediği belirtilen haberde Kylian Mbappe'nin yakında yeni bir partnere sahip olabileceğini ve onu Santiago Bernabeu stadyumunda beklediğini gösteriyor. İkili burada birlikte birçok gol ve şampiyonluk kutlamayı ve böylece Madrid kulübü için yeni bir zafer çağına öncülük etmeyi umuyor denildi. Geçtiğimiz sezon Arda Güler'i transfer etmek isteyen Barcelona teknik direktörü Xavi de Villarreal maçı sonrası Arda Güler'in bir kez daha ağları sarsmasının yanı sıra artan performansı hakkında "Bu çocuk bir dahi, bizden kaçması çok yazık." böyle yorumunu yaptı. Arda Güler gerçekten futbol konusunda gelecek vadeden bir futbolcu. Transfermarkt verilerine göre Arda Güler'in güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak belirlenmiş durumda. Eğer herhangi bir sakatlık yaşamazsa Arda Güler'in Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Modric gibi bir futbol yıldızı olacağını düşünüyoruz. Zaten hali hazırda birçok futbol otoritesi onu dünya yıldızlarının veliahtı olduğunu iddia ediyor. Onun yeni Messi olacağını iddia edenler de var. Hatta bir ara Arda Güler, İspanya'da Lionel Messi'nin lakabıyla manşetlere taşınmıştı. Ülkenin en önemli kuruluşlarından El País'in Arda Güler için özel bir makale kaleme aldı ve makalede Arda'ya Lionel Messi ile özdeşleşen uzaylı benzetmesi yapıldı. Madrid basını ise Arda'nın yeni Modric olduğunu iddia etmeye devam ediyor. Ancak ikisi de oyun tarzları açısından henüz benzer değiller. Belki gelecekte Arda orta sahada oynamaya daha meyilli olacak ve o zaman onun çiftlik becerilerini tam anlamıyla görebileceğiz. Umarız Arda Güler sakatlıksız bir şekilde yeşil sahada her geçen gün daha iyi performans sergilemeye ve başarılarıyla bizleri gururlandırmaya devam eder. Siz de yorumlar kısmından Arda Güler'le ilgili görüşlerinizi yazabilirsiniz.